Küresel Gazeteciler Konsey Yönetim Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genel Başkan Mehmet Ali Dim imzasıyla bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi. 6 yıl önce bugün aziz milletimizin feraseti, vatanseverliğimizin kahramanca direnişi, şehit ve gazilerimizin canı pahasına mücadelesiyle soruşturulan FETÖ darbe girişimi bir demokrasi destanı olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Ölmek pardon. Ülkemizin varlığına göz diken, devletimizin kurulumuna sızarak sinsice yerleşen, dışarıdan kontrollü Fethullahçı terör örgütü tarafından tezgahlanan darbe girişimi esnasında meydanlara çıkan aziz milletimiz, asker görünümündeki bu teröristlere karşı büyük bir mücadele örneği gösterip, devletine, milli egemenliğine, milletin iradesinin temsilcisi olan hükümetine sahip çıktı. Kamu otoritesi, tarihi eşi ve benzeri görülmemiş bir dayanışma ve mücadeleyle tesis edilip gerçek sahibi olan millet iradesine teslim edildi. FETÖ teröristlerine ve onun uzantılarına darbeci ve vesayetçi yapılara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da geçit vermeyecek olan Türk milleti 15 Temmuz günü bu hain saldırıda 251 şehit verdi. Bu onurlu mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizin acısı yüreğimizde, yaşattıkları gurur ruhumuzda, bıraktıkları ülke aklımızda ve ilelebet dalgalanacak Türk bayrağındadır. Yüce Allah bizleri bir daha böyle acılar yaşatmasın. Her türlü darbeci anlayışına ve vesayetine karşı olan Küresel Gazeteciler Konseyi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor ve 15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz. Milletimizin bundan sonra da darbe girişimlerine ve sahiyetçi anlayışına ve legal görünümlü illegal yapılara karşı uyanık ve nöbetli olacağına inancımız bir kere daha deklare ediyoruz. Yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokrasi, yaşasın millet egemenliği.